Hepinize merhaba değerli arkadaşlar. Telegram vasıtasıyla ankete katılarak seçmiş olduğunuz BitTorrent ve HOT'un teknik analizlerini yapacağız. Önce genel durumumuza bir bakalım. Total kripto havuzundaki paralar ne durumda? Benim gözümde kritik seviye olan 2 trilyon dolar yeniden yukarı yönlü aşılmış gibi. Umuyorum ki günü burada kapatır ve 2 trilyon üzerinde kalmaya devam eder. Bir sonraki direnç noktası ise toplam havuzun. Bakalım ne kadar, neye denk geliyor? 2,2 trilyon dolara denk gelmektedir. Şimdilik dirençleri zorlamasına yaklaşık olarak %8'lik bir yolumuz mevcuttur. Eğer ki kripto paralar yoluna devam edecek olursa mutlaka buradaki direnci bu seferki geldiğinde aşması gerekiyor. Aksi halde muhtemelen iki tepe formasyonu oluşturacaktır ve bu durumu tehlikeye sokacaktır. Evet, genel olarak endekste şu anda bir sıkıntı gözükmemektedir. BitTorrent'e geçiş yapalım. BitTorrent şu anda TL bazında 6,1 kuruş civarından işlem görmektedir. Dolar bazında ise 0,74 dolardan işlem görmektedir. BitTorrent'i diğer kriptolarla kıyaslayacak olursak 4,89 milyar dolarlık bir değer ile 34. sırada yer almaktadır. Dün 35. sıradaydı, bir basamak daha yükselmiş gibi gözüküyor. Hacime baktığımızda son 24 saatte 1,88 milyar dolarlık bir hacimlenme söz konusu ve son 7 güne baktığımızda %7'lik bir zarar mevcuttur. Geçelim BitTorrent'in grafiklerine bakalım vaziyet nasıl. Dün direnç noktasını kırdı, günü yukarıda bıraktı. Çiz 0,69 dolardı o direnç noktası ve bugünkü direnç göreceği nokta çiz 0,76 dolar ve güçlü direnç noktası olacak olan yer çiz 0,78 dolardır. Yani şu uzatmış olduğum çizgi güçlü direnç noktası görecektir. O noktalarda hacimlenmeye baktığımda düne göre çok daha iyi. Daha günü kapatmasına 7 saat, 7,5 saat varken dünü şimdiden geçmiş durumda. Biraz daha ortam iyileşiyor gibi. Bugün oradaki direnç noktasına pini atmış ve geri çekilmiş. Yarın da hacimlenme olarak üzerine koyarsa bu direnci aşar ve orada kapatır. Yani artık direncin üzerlerine gezinmeye başlar. Genel olarak bütün fiyatlar yükseliyor zaten. Sıkıntı yok. Fakat hacimlenmenin de birazcık daha düne göre güçlü kalması, hatta şimdiden güçlü kalması sevindirici bir haberdir. İlk bakışta. İndikatörleri inceleyecek olursak, hareketli ortalamalar şu anda fiyatın altında kalmış durumda. Daha doğrusu güncel fiyatımız 10 günlük ve 20 günlük hareketli ortalamanın üzerinde seyretmektedir. Bu olumlu bir gelişmedir. Ortalamaları yukarı yönlü çekmektedir. MACD'ye baktığımızda bugün al sinyali gelmiş arkadaşlar. MACD'yi biraz daha detaylı incelediğimizde, hatta büyük ekran yapalım şunu. Son al sinyali geldiğinde ilk başta 7 Mart'tı. Daha sonra küçük bir sat sinyali ve tekrar al sinyali 30 Mart'ta gelmişti. Ve geldik bir ay sonra yeniden al sinyali üretmiş. Al sinyali ürettiği seviyelere bakalım. MACD'nin küçük al sinyali burada üretmişti. Şu seviyede yaklaşık olarak çift 0,37 dolarda. Şu anda iki katı bulunduğu fiyat. Ondan önce zaten çok daha güzel yerlerde üretmişti. Bu olumlu bir gelişmedir. CCI'nin tepkisi biraz daha geç olacaktır. Bakalım o ne zaman al sinyali üretecek. Diğer indikatörleri incelediğimizde RSI normal bandında biraz daha alım yolu var gibi gözüküyor. Stokastik al sinyali üretmiş durumda 22 Nisan'dan beri. Momentum düşüşe 25 Nisan'da dur demişti ve al sinyali üretmeye doğru yoluna devam ediyor. DMI'ye baktığımda artı DI ve eksi DI birbirine bakmaya başlamış. An itibariyle sat sinyali var fakat şu anki yönler al sinyaline doğru ilerlemektedir. Paraboloya baktığımızda al sinyali üretmesine biraz daha var gibi gözüküyor. Normalde muhtemelen şurada bile üretmişti fakat şuradaki pin çok yüksek olduğundan dolayı çok uzun vadeden geliyor. Parabolik sar günü ulaştığı en yüksek ve en alt noktalardan baz alır. Hacim indikatörlerine baktığımızda Çakin'de olumlu gelişmeler var. Su üstüne çıkmış gibi gözüküyor. OBV'ye bakacak olursak OBV de aynı şekilde şimdilik pozitif bölgeye çıkmış gibi görünseler de varması gereken hedefler var. Çakin için burası, OBV için ise burasıdır. Daha sonra bu noktalara gelmesi gerekir. Adım adım, yavaş yavaş BitTorrent kendini toparlıyor gibi gözükmektedir. Hem hareketli ortalamalar konusunda, hem indikatörler konusunda, hem de hacimsel konuda.
Sadece MACD ve stokastikte al sinyali mevcut. Diğerlerinde de yön al sinyaline doğru gitmektedir. BitTorrent çift 0.82 direncini kırdıktan sonra güçlü direnç noktası çift 0.78 dedik. Çift 0.82 direnç noktasını kırdıktan sonra yükselişinin hızlanacağını ben düşünüyorum. BitTorrent hakkında şimdilik güncel gelişme, güncel haber, onaylanmış bir haber gözükmemektedir. Evet, HOT'a geçiş yapalım. Bakalım HOT'ta durumlar nasıl? Önce TL bazındaki fiyatına bakalım. HOT şu anda 13 kuruş civarından işlem görmektedir. Dolar bazında ise 1,6 sent yani 0,16 dolar civarından işlem görmektedir. HOT'u diğer kriptolarla kıyaslayacak olursak HOT 2,85 milyar dolarlık bir değer ile 51. sırada yer almaktadır. Son 24 saatlik işlem hacmine baktığımızda dün incelediğimde 500 milyon dolardı ve bugün 1 milyar dolara çıkmış durumda. Hacmini HOT biraz daha güçlendirmiş. Haftalık bazda baktığımızda %4'lük bir kârı mevcuttur. Grafiğine yeniden dönüş yapacak olursak HOT şu anda bulunduğu fiyat konum itibariyle tam direnç noktasını zorlamaktadır. Gün içerisinde o noktayı geçmiş, tekrar geri çekmiş ve şu anda direnç noktası konumlarında zorlanıyor. Yani 0,16 dolar. Hacimlenmeye baktığımda BitTorrent'le benzer durum söz konusu. Günü kapatmasına 7,5 saat kalmış. Fakat şimdiden dünü geçmiş durumda. 3'te 2'lik hacimlenme mevcut gerçekleşmiş. 3'te 1'lik hacimlenme kalmış. Güzel yerlerde kapatacağını ben düşünüyorum. Zaten günlük yükselişi de gayet güzel. %19,5'luk bir yükselişi var. Şu anki durumdan itibaren eski fiyatına ulaşmasına %72'lik bir potansiyel kazanç gözüküyor. Genelde BitTorrent, HOT, CHZ, Wind, Dent analizleri yaptığımda HOT en zayıfları arasında kalıyordu. Fakat bugün ciddi bir anlamda toparlamış gibi gözüküyor. Bakalım indikatörlerine. Şu anda fiyat hareketli ortalamaların üzerine gözüküyor. 10 günlük, 20 günlük ve diğerlerinin gayet güzel. MACD al sinyalini daha keskin vermiş. Neye göre? BitTorrent'e göre. CCI'de de al sinyali BitTorrent'e göre biraz daha yakın. Yani %20'lik yükselişin bir etkisi aynı zamanda beraberine getirmiş olduğu güçlü hacimlenme ile. RSI normal bandında ilerliyor. Stokastik de ciddi bir şekilde, keskin bir şekilde al sinyali üretmiş. Momentum düşüşe 25 Nisan'da dur demişti. Sat sinyali hala mevcut. Fakat yön yukarı yönlü al sinyali üretmeye doğru hareketli. DMI burada BitTorrent'e göre al sinyali üretmeye daha yakın gözüküyor. Yani gözüken o ki HOT en kötüsüyken tepki alımlarla en hızlı toparlayan arasına girmiş oldu. Sert bir şekilde tepki alımları geldi. Parabolik al sinyalini çok taze vermiş bugün 27 Nisan'da. Çakin ve OBV'de hala al sinyalleri yok fakat toparlanmalar ciddi bir şekilde gözükmektedir. Şöyle baktığımızda öncelikle buradaki eşiği aşması gerekir. OBV'nin Çakin ise toparlanması bayağı bir hızlı. Bakalım o ne zaman su yüzüne çıkacak. Onun da biraz çıkmasına zaman var. Hacimlenme ile alakalı bu OBV ve Çakin. Özetle hacimlenme konusunda BitTorrent biraz daha iyi gözüküyor. Hareketli ortalamalar ve genel olarak indikatörler itibariyle HOT biraz daha öne çıkıyor. Sonuçta her ikisi de ciddi bir anlamda toparlanma aşamasında olduğu gözlemlenmektedir. Bir aydır yatırımcılarını fazlasıyla yordu. Bakalım karşılığını verecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Evet, BitTorrent ve HOT analizlerim bugünlük bu kadar. Şimdilik haberler gayet güzel görünüyor. Umarım devam eder. BitTorrent ve HOT analizlerini kaçırmamak için videoyu beğenip kanala abone olmanız yeterlidir. Kendinize iyi bakın.